Ben Profesör Doktor Ömer Eğercioğlu'na sözü vermek istiyorum. Sayın Eğercioğlu, 2012'yi değerlendirecek ve 2013 öngörülerinizi alacak olursak neler söyleyeceksiniz? Evet. Öncelikle izleyenlerimize saygılar sunuyorum. 2012 maalesef çok güzel şeyler söylemek istememize rağmen talihsizliklerle dolu bir yıl olarak geçti ve bu perspektiften bakarsak 2013'te de ülkemizi ve milletimizi çok tehlikeli süreçlerin beklediğini söyleyebiliriz. Öncelikle sıcak gündem Suriye'den gireyim. Ben bölge insanı da olduğum için Suriye sınırında olayları çok yakın yaşıyoruz. Ama bizim bölgemizdeki insanlar Suriye'nin gerçeğini daha iyi biliyor. Çünkü biz oraya sık gidip geliyorduk. Gecenin birinde ikisinde çoluğuyla çocuğuyla ailesiyle sokaklarda rahatlıkla dolaşan insanları biz orada görüyorduk. Ve ben Avrupa'da da değişik ülkelerde çeşitli zamanlarda bulundum. Saat 8'den sonra gece karanlığı olduğunda o ülkelerde özellikle büyük şehirlerde sokağa çıkmamamız tavsiye edilirdi. Eğer sokağa çıkıyorsanız mutlaka bir taşıma aracını, bir taksiyi çağırın. Kesinlikle yürümeyin. Yani oralardan çok daha emniyetli bir Suriye vardı. Halkına mazotu, elektriği sübvanse eden bir Suriye vardı. Şekeri, unu bizden çok daha ucuza tüketen bir Suriye vardı. Onun için Türkiye'den sık gidip gelen, bizim bölgemizden o bölgeye gidip gelen insanlar Suriye'de bu yaşananlara bir türlü anlam veremediği gibi bütün yanlış haberlere rağmen hükümetin oluşturmaya çalıştığı, Suriye konusunda oluşturmaya çalıştığı yalan kamuoyuna da destek vermedi. Ama bunun yanında az önce Muharrem Bey'in de söylediği gibi resmi rakam 150 bin kamplarda ama sadece bölgede 300 bine yakın, 250-300 bin civarında insan Türkiye'ye çeşitli bahanelerle davet edildi. Türkiye'ye getirilirken onlara önerilen şeyler, önlerine konulan hedefler çok farklıydı. Geldikten sonra onlar da mağdur duruma düştü. Ve bu herhalde önümüzdeki yılda çok daha büyük bir sıkıntı olarak karşımıza gelecek. Çünkü hükümet de kaynaklarını tükettiğini ifade ediyor. İşte bir ekmek, bir battaniye diye yola çıkıp halkı acındırarak hem kamuoyu oluşturmak hem de bu insanlara bakabilecek bir ekmek bulmak peşine düştü. Halbuki onlar kendi ülkelerinde çok rahattı ve ülke insanı da dalga dalga artık bu soruyu soruyor. Türkiye'nin Suriye'deki üstlenmiş olduğu bu rol ne? Ne oldu da biz bu noktaya geldik? Aramızda hiçbir problem yokken, başbakanımız saraylarda ağırlanırken, aile ziyaretleri yapılırken, kardeşim diye hitap ederken bir anda ne değişti de biz bu noktaya geldik? Bu çok önemli bir aslında soru ve hükümetin aslında Türk halkına böyle bir soruya cevap borcu vardır. Eğer bunu insani sebeplerle izah etmeye çalışıyorsa çok büyük bir yanılgıda olduğunu herkes biliyor. Bölge insanı çok iyi biliyor. Çünkü Suriye'de insanlar bugünkünden çok daha rahat, belki Türkiye'dekinden çok daha özgür yaşıyorlardı. Aslında buradan yola çıkarak şunu da söyleyebiliriz. Bir 2002'deki güzel tabir edebileceğimiz, biraz da acımsı bir şekilde söyleyebileceğimiz bir şey var. Bazı maskeler düştü. Yani adeta İslam dünyasında müminlerin emiri ilan edilecek noktaya kadar gelmiş bir insanın aslında kimin adına hareket ettiğini Müslüman dünyası, İslam dünyası bu yıl görmüş oldu. Libya'dan başlayan süreçte, Tunus'tan başlayan süreçte üstlenmiş olduğu rolle kimin adına ne için hareket ettiğini gösterdi bu. Şimdi İslam dünyası bu insanlardan korku ve endişeyle bahsediyor. Ama maalesef Türkiye'nin de dış politikada saygınlığı bunlarla beraber kayboldu ve bir ajan, bir taşeron devlet pozisyonuna büründüğümüzü gördük. Benim dikkat çekmek istediğim burada aslında Türkiye'nin üstlendiği bu rolle Rusya'nın Suriye'ye de yerleşmesi oldu. Dikkat ederseniz Soğuk Savaş sonrası ABD ile Rusya iki güç Gürcistan, Kafkasya bölgesinde çatışmaya giriyordu. Orada görevler bir anda değiştirildi ve cephe bölgemiz olarak açıldı. Yani Türkiye'ye taşındı, Orta Doğu'ya taşındı ve bölgede müthiş bir silahlanma var. Şu anda Batı dünya bu ülkelere Körfez ülkelerinden başlayarak silah yığıyor. Bu kadar yığılan silah mutlaka bir noktada patlatılacak. Çünkü bizim ülkemizde de yabancı askerler yerleşti. Bu düğmelere basacak efendim insanlar getirildi, silahlar yerleştiriliyor. Hem
bölge ülkeleri korkunç silahlanmaya para harcıyorlar. Hem de kendi coğrafyasını bir cephe ülkesi haline getiriyorlar. Yani fillerin tepineceği yerde, çimlerin ezileceği bölge deniliyorsa Türkiye, Suriye, Orta Doğu olarak gözüküyor. Bu sonuç önümüzdeki yıl için son derece tehlikeli. Çünkü açık bir cephanelik haline gelmiş bulunuyoruz. Her türlü provokasyona açık, en küçük bir harekette bu bölge kan gölüne dönebilir. Bunlar tehlikeli gelişmeler. Ancak tamamen de umutsuz tabloya bakmamak lazım. Bu karanlıkların içerisinde ışıklar da yanmaya başladı. Çünkü hükümet özellikle Orta Doğu projesinde, Suriye projesinde gereken halk desteğini bulamayınca maddi hiçbir şekilde buna bir Türkiye'nin menfaatleri, ülkenin menfaatleri açısından değerlendirildiğinde bir cevap bulamayınca işi çok daha farklı bir noktaya taşıdı. Bir mezhep çatışması, bir din çatışması noktasına taşımaya çalıştı ki en tehlikeli şey de budur. Belki bununla kasıtlarını aşan bir noktaya da girdiler. Belki tarih misyonu önünde hesap veremeyecek bir noktaya geliyorlar. Burada da Profesör Doktor Haydar Başbey'in ortaya koyduğu eserlerle ve yapılan kongrelerle bu büyük tehlikenin önüne geçilmeye çalışılmıştır. Bu gerçekten bize umut veren bir nokta ve arkadaşlarımız değindi. 2002'de hala bütün dünya krizlerle boğuşurken gene bir umut ışığı milli ekonomi modelinin çeşitli ülkelerde başarıyla uygulandığını gördük. Bu ülkelerin nasıl süper güç haline geldiğini gördük. Ta Orta Amerika'dan Rusya'ya kadar bu ülkelerde 150'ye yakın ülkede milli ekonomi modelinden sadece alıntılarla nasıl başarılı bir ekonomik politikanın ortaya çıkabildiğini gördük. Bu ses inşallah bu ışık eğer takdir görür, bizim milletimiz tarafından da desteklenirse Türkiye'nin bu karanlık tabloları 2003'te çok kısa bir sürede yıkması da mümkündür diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.